Valla 2 yıllık bir süre içerisinde uğraştık sağ olsun. Kız arkadaşım Fatma canım ve ailesinde çok büyük emekleri oldu. Hastanenin, doktorların, hemşirelerin, ona emeği geçen herkese bir kere sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mücadele verdik. Sağlam bir insandı, hem karakter olarak hem beden olarak da, kafa olarak da çok sağlamdı. Ama bugün maalesef tabii beklemiyorduk. Hani gitgellerimiz oluyordu ama ani oldu ve evde fenalaşmış. Ben geldiğimden 2 dakika önce gibi yani. Kalp masajı yaptım babama, uğraştım. Sonra ambulans geldi zaten. Ondan sonra hastanede de uğraştılar ama maalesef kaybettik babamızı. Bugün çarşamba tabii. Yarın uçakla cenazemizi İstanbul'a getirip Cuma günü öğle namazında, mütakip öğle namazından sonra Zincirlikuyu Camii'nde hepsini orada yapalım dedik. İnsanları da yormayalım dedik. Çok sevenleri vardı. Yani Allah böyle bir şey gerçekten herkese nasip etmez. Şu anda benim telefonum yani salise durmadı bu saate kadar. Herkesi de cevaplayamadım. Kusura bakmasınlar. Bir kere Türkiye'de çok büyük bir Atatürkçü ve milliyetçi ve inanılmaz karakteri sağlam bir insandı. Herkese örnek olsun, bazılarına da ders olsun. Yaşarken insanların kıymetini ne kadar biliyoruz, onu iyi hesap etmemiz lazım. Yıllarca uğraştım babam için. Artık tabii insanlar öldükten sonra onun kıymetini bilmenin tabii ki anlamı var ama yaşarkenki kadar asla olmayacak, olamaz. O yüzden değerlerimize çok iyi sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. En azından bundan sonra yani öyle emekler vermiş ki hayatında, ilk defa bunu söylüyorum şimdi, bir daha belki hatırlamam, kafam çok dolu, kusura bakmayın. Babamın gece kulübünden bir beyefendi beni çevirdi birkaç yıl evvel Beşiktaş'ta. 60'lı yıllardaki gece kulübünden Ajda Pekkan'ı ilk defa sahneye çıkarttı. Bir sürü sanatçıya yol verdiği, orada bir onlara destek verdiği diyeyim, yol verdiği derken gece kulübünden bir beyefendi beni çağırdı. Siz dedi İlham abi ne olursunuz, sizi çok seviyoruz. İlham abi sayesinde dedi ben ve arkadaşlarım hepimiz dedi ev bark sahibi olduk. Senin baban müthiş bir insandı dedi. Bu bana yeter yani. Piyano çalarak, şarkı söyleyerek bunları yapmış bir insan. Emeği geçen babama, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun da bu Türkiye için verdiği emekler inşallah boşa gitmez. En büyük arzusu Türkiye'nin her zaman iyi olması, refah içinde, huzur içinde olmasıydı. İnşallah o, belki o çok istediği günleri göremedi ama bizler, evlatlarımız görür bundan sonra diyorum. Bir rahatsızlık geçirmiştim. Yavaş yavaş ayağım yerlere basmaya başladı. İlk defa da buraya geldim. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu ödül merasimini ifa eden aileye de teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Takdim etmekten derneğimiz Bodrum ve Bodrum adına gurur duyuyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Oğlan mı? Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. O çünkü benim yanımda sormasaydın bak. O benim iki oğlum var. İkisi de müzisyen. İkisini de seviyorum. Kızımı da seviyorum. Damadım da trompet çalıyor.